Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle kurman yayınları fenomen A serisi. Sigor bağıntısı test 14'te dersimize devam ediyoruz. Gençler ilk sorumuza dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar hazırsak ilk sorumuza dersimize başlayalım. Fatma öğretmen öğrencileri ile bir mermer blok üzerine kuşların su içmesi için dik üçgen prizma şeklinde 3 tane oyuk geliş oluşturmuştur. Oyukların derinlikleri birbirine eşit ve gerekli ölçüler görseli üzerinde verilmiştir. Görselde verilen 3 kuş tam dolu oyuklardaki suyun tamamını içtiğine göre kuşların tükettikleri su miktarlarının büyükten küçüğe doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Gerçi şey yükseklikler işte olduğu için bize burada alanlar gerekiyor. İlk üçgende gençler alanları bulabilmek için dik kenarları bulmamız yeterliydi. O halde maviş için gençler bir kenar 12, hipotenüs 15 ise bakın 3, 4, 5 üçgeni olarak düşünürsek 15 gençler 3'ün 5 katı, 4'ün 3 katı, 5'in 3 katı, 4'ün 3 katı 12 ise 3'ün 3 katı gençler 9 olur. Burası 9 santimetredir. Ben bunu hemen alanını şöyle hesaplayalım. Maviş diyorum. Dik kenarlar birbirlerinin yüksekliğiydi. Aynı zamanda o halde alan 9 çarpı 12 bölü 2'den 12'yi 2'ye böldüm. 6 kaldı. 9 kere 6 54 santimetre karedir veya metre karedir gençler. Önemli değil. Sonuca geçin gençler. Bakın burada hipotenüs 4 kök 15 o halde dik kenara x diyecek olursam şöyle Pisagor bağıntısı da X'in karesi artı 8 kök 3'ün karesi eşittir hipotenüsün yani 4 kök 15'in karesini. Düzenlersek gençler x kare artı 8'in karesi 64 kök 3'ün karesi de 3 yapar gençler 64 ile 3'ü çarparsam 192 olur. E 4 kök 15'in karesi de 240'a eşittir. Buradan 192'yi diğer tarafa eksi olarak gönderiyorum. Evet x'in karesi gençler 48'e eşitse x buradan kare kök 48 demektir. Yani 4 kök 3 demektir gençler. Ve 4 kök 3'ü yazalım. Alanı bulmak için gençler 4 kök 3 ile 8 kök 3'ü çarpacağız. Evet gençler o halde alan diyorum. 4 kök 3 çarpı 8 kök 3 bölü 2 olur. 8 ile 2'yi sadeleştirdim. 4 kaldı. 4 kere 4 16. Köküçte köküçte 3 yapar. 16 çarpı 3 de 48 santimetre karedir. E son olarak gençler G ve Z'nin içtiği suya bakalım. E burada 8 var. 17 var gençler. O halde buraya 8, 15, 17 üçgeninden 15'tir deriz. E bunun alanını da bulalım. E dik kenarları çarpı, gençler 2'ye böleceğim. 8 çarpı 15 bölü 2'den 2 ile 8 sadece 4 kal 4 kere 15 60 santimetre kare. Arkadaşlar burada büyükten küçüğe sıralayacağız. Buraya dikkat edelim. Evet, en fazla gençler gördüğünüz gibi 60 var. O halde geveze. geveze en fazla su içti gençler. Daha sonra 54 maviş. En az da gençler boncuk su içmiş. Geveze, Maviş ve Boncuk sıralamasını görmem lazım. Evet Geveze, Maviş ve Boncuk sıralaması Bolu seçeneğinde doğru yanıt olur deriz. evet ikinci soruyla devam edelim. Şekil 1'de verilen dikdörtgen biçimdeki süsleme kağıdı A ucundan katlanarak şekil 2'deki konuma getiriliyor. Buna göre x'in değerini istiyor gençler burada değerleri vermiş. O halde şuradan başlayalım. F A'ya baktığım zaman 6, 8, 13 üçgeni var. Burası 10 ise A'yı buraya yazarsak burası 10 gençler. İşte BC uzunluğun tamamı gençler 8, 17 daha 25 yapar. O halde ben 25'ten yukarıdaki bakın. Burası 25'tir. 25'ten 5 çıkarsam buraya 20 kalır. O halde Pisagor bağıntısında gençler bakın dik üçgendir. X'in karesi 10'un karesi artı 20'nin karesinden x kare 100 artı evet 220 karesi 400 yapar. Buradan x kare 500'e eşitse x gençler kök 500 demektir. Kök 500 de gençler 100 çarpı 5 diye düşünürsek 10 kök 5 olarak yazarım ve 10 kök 5 yanıtını gördüğünüz gibi denizli seçeneğinde işaretleriz. Evet. Üçüncü sorumuzda aşağıda kamp yapan bir grubun yemek yapmak için eşit uzunlukta iki sopa ile kurduğu bir sistem verilmiştir. Ateşin merkezi A ve B noktalarına eşit uzaklıkta olup yemeğin en iyi pişmesi için, en iyi şekilde pişmesi için tencere zemininin yere uzaklığı 40 ile 50 santim aralığında olmalıdır. Görselde AB uzunluğu gençler yani işte 240 santimetre, AC 150 santimetre ve tencere zemininin C noktasına uzaklığı en kısa mesafesi gençler 37 santimetre. Şurası 37 santimetreymiş. Buna göre kamp yapan e, yapanlar yemeğin en iyi şekilde pişmesi için ipi santimetre cinsinden aşağıdaki verilen uzunluklardan hangisi kadar daha uzatmış olabilirler diye soruyor. Gençler öncelikle şöyle doğru parçasını alalım. Ve buradan ikiz kenar tek iki üçgen şekline çevirelim. Arkadaşlar bakın bunlar birbirine eşittir. O halde burası 240 ise evet, çubuklar gerçekten birbirine eşit olduğu için o halde üçgendir. Aynı zamanda kenar ortaydır diyorum. Bakın burası da 120'dir. 240'ı 2'ye böldük. Gerçi 3, 4, 5 üçgeni düşünelim. Kötün üçgen bakın burada 150. Evet 155'in 30 katı. 4'ün 30 katı 120 ise 3'ün 30 katı da Yüksekliğimiz 90 olması gerekiyor. Yani şuradaki yükseklik gençler 90 santimetre. Peki. Şimdi arkadaşlar şuradaki mesafeye bakalım. Böyle bulmak için 90'dan 37'yi çıkarıyorum. E şu anda 53 santimetre gençler aşağıdaki mesafe. Sevgili gençler bakın burası 53 santimetre. Mahalle bunun 40 ile 50 arasında olması için 53'ten eğer 50'ye ayarlamak istersem 53'ten 50 çıkartırım. 3 santimetre daha aşağı inmeli. Evet gençler bir de 53'ten 40'ı çıkartırsak 13 santimetre de inebilir gençler. Yani 3 ile 13 arasında bir değer olması gerekir. O halde verilenlere baktığımız zaman 3 ile 13 arasında denizli seçeneği vardır diyorum. Ve D şıkkını doğru yanıt olarak işaretliyorum. aşağıda kartondan yapılmış bir dik üçgen şekil 1'deki gibi verilmiştir. Şekil 1'de AB 12, AC 15 cm'dir. Şekil 1'deki üçgen kesik çizgiler doğrultusunda kesilerek şekil 2'deki üçgenler elde ediliyor. Şekil 2'deki üçgenlerin kenar uzunlukları birer doğal sayı olduğuna göre geniş açılı üçgenin çevresi dik açılı üçgenin çevresine kaç cm fazladır? Gençler, önceki BC uzunluğu 3-4-5 üçgeninden gençler 15 5'in 3 katı. 4'ün 3 katı gençler. 12 ise mali halde 3'ün 3 katından BC uzunun 9 olması gerekiyor. Gençler şu değerleri yerine yazalım. AB 12 idi. AC 15. Gençler burasını bilmiyorum şu anda. B ile C arası 9'du. Gençler o halde şuradaki vereceğim değer dikkat edersek 12'den büyük 15'ten az olması gerekiyor. O halde vereceğimiz değer ya 13 veya 14 olurum. 13 veya 14 vereceğiz gençler. Arkadaşlar ben buraya 13 değeri vereceğim. sebebi sebebim şu. Eğer burası 12 ise kenar uzunluklarının doğal sayı olmasını istiyoruz. Ben buraya 13 diyorum. O halde 5 12 13 üçgenini buraya uygulayabiliriz. Eee gençler bundan dolayı 13 değeri veriyorum. Eğer 14 verseydim doğal sayı çıkmazdı gençler. E BC uzunluğu tamamı 9'du. 9'dan 5 çıkartırsam e, de 4 santimetre kalır. O halde ayrı ayrı üçgenlerimizin çevresine bakalım. Evet 12, 13 ve 5'i toplarsam 30 cm'dir. 13, 15 ve 4'ü toplarsam 32 santimetredir. Geniş açılı üçgen gençler bakın bu üçgenimiz o halde 32 30'dan ne kadar fazladır diye soruyor. Gördüğünüz gibi 2 cm daha fazladır. Buradan da sorumuzun yanıtı Ceyhan seçeneği olur diyoruz. Evet 5. soruya geçelim. Aşağıda bir binanın giriş kapısının üstten görünümü verilmiştir. ABCD bölgesi bir daire dikdörtgensel bölgeyi temsil etmektedir. İki eş kanattan oluşan Kapının uç noktası açılıp kapanırken ok ile belirtilen çeyrek yayı takip etmektedir. Bu kapı açılırken kanatların uç noktaları yukarıdaki gibi D doğrusuna D doğrusu üzerinde üzerine ulaştığında kapı kanatları arasındaki uçlar arasındaki uzaklık kaç yani mesafe 8 desimetre olmuştur. Buna göre D doğrusu ile DC arasında kalan bölgenin alanı kaç desimetre karedir diyor. Arkadaşlar bakın burada kapılar birbirine eşit olduğu için 40'ı 2'ye bölersem kapıların yaşta uzunluğu 20 desimetredir. Bunlar 20'ler desimetre. Yaşta kapı bakın burada ikinci şekilde yukarı doğru açıldığında burası yine 20 desimetre. Gençler buradan D'ye kadar geldiği için AD arasında aslında 20 desimetredir. Sevgili gençler, AB arası 40 desimetreydi. O halde ben 40'tan bakın aradaki 28 çıkartırsam 40 eksi 8'den 32 kalır. Bu 32 gençler şuradaki iki boşluğun toplamı gençler. O halde 32'yi 2'ye bölersem yataydaki uzunluktan 16 desimetre. Sevgili gençler. Bakın burası 16. Burada bir dik üçgenimiz var. 16-20'yi görüyorum. O halde 3-4-5 üçgeni diye düşünelim. 20'nin gençler 5'in 4 katı olduğunu görüyorum. 16 4'ün 4 katı. Hadi 3'ün 4 katı 12 olması gerekir. Buradaki uzunluğumuzun. Tamamına ise 20 demiştik. 20'den 12'yi çıkartırsam gençler buradaki uzunluk 20 eksi 12'den 8 desimetredir. Yatay değişmedi gençler. Yatay 40'tı. Hadi buradaki alanı bulursak şu alanı istiyor bizden. ile 40'ı çarpmam gerekir. E, evet, sorumuzun yanıtı da 320 desimetre kare olur diyelim. 320 yanıtını Ceyhan seçeneğinde işaretleyelim. Evet aşağıda yüzeylere lira e, oluşturan kartonların kalınlığı imal edilmiş kartondan bir dikdörtgenler prizması verilmiştir. C'de 16, BC 12 e, santimetre olmak üzere yeşil kapak açılarak görsel 2 elde edilmiştir. Buna göre A üstü C uzunluğunun santimetre cinsinden alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerleri toplamı kaçtır diyor. Gençler bakın bu C'de 16 olduğu için AB de 16'dır. Halde ben buradaki AB'yi açtığım zaman bakın burası da 16. Hadi gençler şuradan ABC üçgenini elde edecek olursam Yukarıdaki bilgi de gençler bakın A açısı eğer 90 dereceden büyükse A'nın karesi Pitagor bağıntısına gençler e, dik olmayan diğer kenarların karelerin toplamından büyüktüm. O halde burada 12 16'yı görüyorum. Buraya eğer x diyecek olursam gençler bizden bu aradaki mesafeyi istiyor aslında. Gençler eğer 90 derece olsaydı 3 4 5 üçgeni oluşurdu. Yani 3 4 5 üçgeninden 12 16 20 olurdu. Bakın burası. Evet 20 olurdu diyoruz. Ama burası gençler geniş açı olduğu için o x'in alacağı en küçük değer 20'den büyük 21 olur diyelim. en büyük değer içinde gençler üçgen eşitsiz yazarsam 12 artı 16'dan küçük olması gerekirdi. O halde 28'den küçük en büyük de 27 olur diyoruz. Bizden bu ikisinin toplamını istedi gençler. 21 artı 27'den Sorumuzun yanıtı 48 santimetre olur diyelim ve 48 yanıtını denizli seçeneğinde işaretleyelim. Bir sonraki sorumuza geçelim. Aşağıda dikdörtgen bir zemin üzerinde 3 pas çalışması yapan sporcuların konumları verilmiştir. Buna göre bu üçgenin iç açılarının ölçüsü ile ilgili verilenlerden hangisi kesinlikle doğrudur diye soruyor. Arkadaşlar Necati bulunduğu kenarın tam orta noktasıdır. Oran A köşesine B köşesine daha yakındır. Burak da C köşesine B köşesine daha yakındır diyor. Topun zeminde aldığı yolda NOE üçgeni oluşturmaktadır. Arkadaşlar burada işlemlerimizi işlemlerimiz daha rahat yapabilmek için kenarlarımıza değer verecek olursam. Bakın buraya gençler şöyle 40 gibi bir değer vermek istiyorum. Burada 40 vermiyorum çok büyümesin gençler. Buraya 20 verelim ve 20 dersem şuraya gençler kısa kenara 10 dediğimiz düşünelim. O halde Necat tam ortasındaysa bakın buralar 5'erdir. Gençler yukarıdaki Orhan için A noktasına daha yakın dedi. O halde bakın şöyle diyeceğim. Buraya 12 dersem buraya 8 kalsın gençler. O halde O e arası bakın buradaki dik üçgenden 5, 12, 13 üçgen oluşur deriz. O halde O e uzunluğunu 13 olarak görebiliriz. Diğer içinde gençler şurası 10'dur. O halde bakın buradan da 5 ve 10 sa eğer buraya x dersem gençler x'in karesi 5'in karesi artı 10'un karesinden x kare 25 artı 100 yapar. Bu da gençler 125 demektir. Yani x'in değeri kök 125 demektir. 13'ü de gençler kare kök için alırsam kök 169 demektir. Şimdi gençler bizim için kesin olan buradaki E açısının karşısındaki evet 13 kenarı O açısının karşısındaki gençler kök 125'ten daha büyüktür. Yani burada E açısı kesinlikle gençler O açısından büyüktür diyorum. Aradığımız yanıtı gördüğünüz gibi C seçeneğinde işaretliyorum. 8. Evet. soruda aşağıda uzunluğu 100 cm olan bir ip uzunluk kaybı olmadan dikdörtgen şeklindeki bir tablonun köşelerine iki farklı konumda bağlanıp duvarda bulunan çivi yazılıyor. Yani ipin yüksekliği ipin uzunluğu 100 ise buralar 50'şer santimetredir. Birinci durumda MN, ikinci durumda LM zemine paralel olup çivi ile tablonun köşelerinin oluşturduğu üçgenler ikizkenar üçgendir. Buna göre ve buna göre birinci ve ikinci durumda bulunan M köşesinin zemine olan uzaklıkları en kısa uzaklıkları toplama kaç santimetredir diye soruyor. Sevgili gençler, öncelikle ikizkenar üçgen dediği için bakın şöyle tam ortalardan Yüksekliği çizecek olursam e, Nm uzunluğu gençler 96 ise 12'ye bölersem bakın burası 48 burası 48. O Halde dik üçgende gençler e, yüksekliği düşünürsem 7, 24, 25 üçgen olarak görelim. 50 gençler 25'in iki katı 8, 24'ün iki katı o halde 7'nin iki katı 14 santimetre olması gerekir. Buradaki yüksekliğimiz. Dik dikdörtgenin kısa kenarı 80'dir. 80 diyorum. O halde ilk durumda gençler. M'nin aşağıya olan uzaklığını bulmak için. 80 ile 14 toplayacağım. 94 yapar. 200'den gençler. Toplam uzunluk 200'dü. 200'den 94'ü çıkartırsak. 106 santimetre burası. İkinci durumda gençler. Burası 80'di. Bakın buraya 40 kalır. Burada da 3, 4, 5 özen üçgeni düşünelim. Evet. 50 gençler 5'in 10 katı, 40 e, 4'ün katı. O halde gençler burası da e, 3'ün 10 katından 30'dur. Dikdörtgen şeklinde gençler resmin e, uzun kenarı 96 idi. 30 96'yı toplayacağım. 126 yapar. 200'den gençler 126'yı çıkartırsam geriye 74 kalır. Bu Şurası 74 santimetre. Bizden bu ikisinin toplamını istediği gençler. 106 artı 74'ten toplamları 180 santimetre olur diyorum. Ve 180 yanıtını boru seçeneğinde işaretliyorum. Evet sevgili gençler bu soruyla da dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.